Üçüncü olarak sahabeye tabi olmanın gerekliliği var burada. İhsan ile iyilikte onlara tabi olanlar var ya diyor. Sen sahabeye tabi olursan Allah senden razı oluyor. Evet, sahabeye tabi olmanın gerekliliği. Dördüncüsü, onların kendilerinden razı olunan, yardım olunan taifetül mansura olmaları. Kim bunlar? Sahabeler. Peki sahabelerden Yüce Rabbimiz neden razı acaba? Onların rızası, yani Allah'ın onlardan rızası, onlardan razı olması, onların acaba cisimlerinden dolayı mı? Onların renklerinden dolayı mı? Onların şekillerinden dolayı mı? Yoksa onların akidelerinden mi razı olmuştur Yüce Rabbimiz? Onların ahlaklarından mı razı olmuştur? Onların yöntemlerinden, metotlarından mı razı olmuştur? Amellerinden mi razı olmuştur? O zaman kim onlara benzer ve amellerinde sahabeye tabi olursa ancak Allah o insanlardan razı olur. İşte bu onlara güzellikle tabi olanlar ayetinin manasıdır. Bakın İbn-i Kesir bu ayet hakkında şöyle der. Onlara buğz eden, yani sahabeye, ve dil uzatan veya onlardan bazısına buğz edip dil uzatanlara yazıklar olsun. Rafizilerden ayrılan zelil bir taife ashabın en faziletlilerine düşmanlık etmiş, onlara buğz etmiş ve onlara dil uzatmışlardır. Bunlardan Allah'a sığınırız der. Ehl-i sünnet ise Allah ve Resulünün kötülediklerini kötülerler. Onlar Allah ve Resulüne uyanlardır. Bidat çıkartan değillerdir. Onlar tabi olurlar ehl-i sünnet. Bidat ihdas etmezler. Dolayısıyla onlar Allah'ın felaha ermiş taraftarlarıdır. İbn-i Kesir'in bu sözünü, bu ayete olan bu tefsirini yazsınız da şu camilerin lokallerine atsınız. Diyecekler İbn-i Kesir sen ümmetin arasını ayırıyorsun. Niye böyle ümmeti Sünni, Rafizi, Şii, sövenler, sövmeyenler olarak ayırıyorsun diye. Evet, İbn-i Kesir ümmeti bölmek için diyor. Ne dersiniz? Yanlış bir şey mi yapıyor? Bu ayetten hareketle şu soruları sorsak. Mezhebu selefi eslem ve mezhebuna a'lemu ve ahkem. Selefin mezhebi daha selametli diye sahabeyi bir bakımdan övüyor gibi gözüküyorlar. Ama mezhebimiz daha bilgili ve daha sağlamdır diyenler sahabeye güzellikle tabi olmuşlar mıdır? Bu kelamcıların umumudur arkadaşlar. Bütün kelamcılar bu şekilde söylerler. Selefin mezhebi daha selametli ama mezhebimiz daha bilgili ve daha sağlamdır diyenler sahabeye güzellikle ve iyilikle tabi olmuşlar mıdır? Eşari ve Maturidiler dolayısıyla sahabeye güzellikle tabi olmuşlar mıdır? Hükme ulaşmak için yeni yollar icat edenler ve sahabenin yolundan başka yollar ihdas edenler sahabelere güzellikle tabi olmuşlar mıdır? Ümmetin meselelerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının tedavi ettiği şekilden başka şekillerle tedavi etmeye çalışanlar sahabeye güzellikle tabi olmuşlar mıdır? Onlar ki bu muhalefetleriyle buna içtihad adını verirler. Allah'ın bütün insanlara gerekli kıldığı müminlerin sahabenin yoluna mı tabi olurlar bu muhalefetleriyle, bu görüşleriyle, bu reyleriyle, bu içtihatlarıyla, yoksa onların düşmanlarının mı yoluna tabi olurlar? Evet, bir başka ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu arkadaşlar. وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا Nisa suresi 115 nolu ayet-i kerimede. Yüce Rabbimiz malen şöyle buyurur. Kendisi için doğru yol beyan olunduktan sonra kim peygambere karşı çıkan ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Kendisi için doğru ve hak beyan olunduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin, burasını ezberleyin, müminlerin yolundan başka bir yola giderse akıbet, ceza, onu o yönde bırakırız
ve cehenneme sokarız ne kötülüklerdir. Şimdi bir önceki ayeti kerimede onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur der Yüce Rabbimiz. Bir önceki ayeti kerime, Tevbe suresi 100 nolu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz sahabeleri peygamberinin arkadaşlarını temize çıkartır. Onları tezkiye eder. Kıyamet günü onların kurtulacağı müjdesini verir. Bu ayeti kerimede bundan bahsedildi. Ama konumuzla ilgili ayeti kerimede sahabenin yoluna muhalefet zemmedilmiş. Sahabenin menhecine aykırı davranmak kötülenmiş. Dünyada dalalet, kıyamet günü ise elem verici bir azapla onlara hükmedilmiş. Ve bu şekilde azapla, cehennem azabıyla tehdit edilmiştir. Peki birisi gelse de şöyle sorsa. Bu ayette müminler diyor Yüce Rabbimiz. Müminlerden kastın sahabe olduğuna dair delil nedir diye birisi sorsa. Öyle diyor ya, kim ki kendisine hak ve huda beyan olunduktan sonra peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse. Müminlerden kastın sahabe olduğuna delilin nedir diye sorulsa, diyoruz ki hiç şüphesiz bu ayeti kerime nazil olduğu o gün dünya üzerinde sahabelerden başka bir mümin yoktu. O zaman tabii olarak ayetten onların kast olunduğu çıkar. Eğer onlar kast olunmuyor ise Yahudiler mi kast olunacaktır? Hristiyanlar mı kast olunacaktır? Mecusiler mi kast olunacaktır? Kıptiler mi kast olunacaktır? Kimler kast olunacaktır? Putperestler mi kast olunacaktır? Sahabeden başka mümin yok o gün. Ve Şeyhülislam bu ayetin tefsirinde şöyle der. Ayet müminlerin yoluna tabi olmayı gerekli kılıp başkalarının yoluna uymayı haram kılmıştır. Ve kim de peygambere karşı çıkarsa onların yolundan başka bir yola tabi olmuştur. Zahir olan budur der ayette. Ve kim de onların yolundan başka bir yola tabi olursa, yani sahabenin yolundan başka bir yola tabi olursa Allah Resulüne karşı çıkmıştır. Eğer şöyle dense, ayet Resul'e karşı gelmekle birlikte bunu, yani ikisine birlikte karşı gelmekle birlikte ayet bu durumu zemmetmiştir, kötülemiştir diye bu şekilde birisi söylese der, deriz ki bunlar birbirini gerektirir. Çünkü sahabeye muhalefet eden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhaliftir. Dolayısıyla bu ayeti kerimeden hareketle şunları sorabiliriz. O zaman sahabeye tabi olanlarla alay etmek acaba sahabenin yolundan mıdır arkadaşlar? Tarikatları hak görüp bunlara cevaz vermek sahabenin yolundan mıdır acaba? Harekette, siyasette laik ve komünist sistemlerin yolunu seçip İslam'da partileşmek sahabenin yolundan mıdır? Yoksa başkalarının yolundan mıdır? Kişinin hakkı ve doğruyu kendi hevasına veya parti ve cemaatine muhalefetten dolayı reddetmesi sahabenin yolundan mıdır? O müminlerin yolundan mıdır? Bizim onların yoluna uymamız gereklidir diye düşünenler var. Ama bu kısmi bir düşünce. Ha, sahabenin yoluna uyuyoruz. Ancak hükme ve devlete ulaşmada onların yoluna uymayız. Biz bunda düşmanlarının yollarına yahut yoluna tabi oluruz dememiz acaba sahabenin yolundan mıdır? Acaba sahabenin menhecinden midir? Yüce Rabbimiz bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurur. وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا. Onlara, onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir der Yüce Rabbimiz. Fetih Suresi 26. Yani Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını tevhid kelimesinde, la ilahe illallah kelimesinde sabit kılmıştır. Ve onlar, ashab, buna en layık ve bu kelimenin hamline ehil kimselerdi. İsrailoğlu gibi değillerdi. Çünkü onlar şöyle demişti. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَصَيْنَا. Dediler ki, işittik ama isyan ettik. İşittik ama karşı geldik.